Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir uzun yol videosuyla sizlerleyim. Burası otoban arkadaşlar, tanımışsınızdır. Şimdi yine Tekirdağ'a gidiyoruz. 1400 kilometre yine bir yol yapacağız. Bir önceki gittiğimizde Peugeot 301 dizelle gitmiştik. Yalnız bu sefer Volvo benzinliyle gidiyoruz arkadaşlar. Benzinli araç, bakalım Tekirdağ'a 1400 kilometre gidip gelmeye ne kadar yakacak? Ne kadar ekonomik olacak göreceğiz. Şimdi şu an ben 100 ile falan gidiyorum. 108 kilometre hızla gidiyorum arkadaşlar. Emin olun gazı o kadar az kullanıyorum ki anlatamam size. Yani tarihin en ekonomik sürüşünü yapacağım inşallah. Niye Volvo derseniz, şöyle oldu arkadaşlar. Ben normalde Zubizu'nun kampanyasıyla Renault Megane kiralamıştım. Renault Megane ellerinde yoktu. Renault Megane'ın üstü Seat Leon'du. Seat Leon da ellerinde yoktu. Leon'un üstü Audi A3'tü arkadaşlar. O da ellerinde yoktu. Son seçenek olaraktan önümde maalesef Volvo S60 vardı. Direkt aklıma sormam gereken soru dizel mi benzin mi diye geldi. Direkt ben benzinli dediler. Başka da araba yoktu ellerinde. Yani otoparkta yoktu gerçekten. Ben de hepsine baktım. Dedim artık yapacak bir şey yok, yani yola çıkacağız, her şeyimiz hazır. Şimdi Volvo benzinli geldi diye de yolumuzdan alıp olmayacağız. Yola çıktık, gidiyoruz. Hemen size kısa bir bilgilendirme yapayım. Şu an ben yola çıkalı 103 kilometre oldu arkadaşlar. 103 kilometrede şu an ortalama tüketimim 6.1 litre. Bence 6.1 litre güzel bir rakam gibi duruyor. Dijital göstergemiz var. Radyomuz, ekranımız burada arkadaşlar. Klima ünitelerimiz burada. Aracın sunroofu var bu arada. Arabamızda bazı güvenlik sistemleri var. Örneğin sıkışık trafikte dur kalk yaparken mesela frene basmayı unuttuğunuz an burada Volvo devreye giriyor ve frene basıyor sizin yerinize. Gayet teknolojik bir özellik, gayet güzel. Hız limitleyicimiz var. Ve hız sınırlayıcımız var arkadaşlar. Atıyorum araç 100 km hızı geçmesin derseniz araç 100 km hızı geçmiyor. Ben onu kullanmıyorum pek, yani bir artısını da görmedim şu ana kadar. Ama hız sabitleme sistemi güzel bir, onu kullanıyorum sürekli. Başka arkadaşlar, start stop sistemi burada. Kart burada, araca kartı takıyorsunuz, öyle çalıştırıyorsunuz. Sol tarafta bunları ben size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. İşte otomatik far ünitesinin kumandası var. Yağmur sensörümüz var. Şurada kamera sistemimiz var. Aracın sürekli yol kayıtlarını tutan. Şimdi yokuş aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Hemen size, az önce 6.1'di. Şu an 6 litreye düştü ortalama. Bu arada İstanbul'a kadar biliyorsunuz meşhur bir trafik çalışmaları var. Şu an gündemde. Yani herkes onunla ilgileniyor. Şimdi birinci çalışmamıza geldik arkadaşlar. Kızılcahamam ayrımında otobanın. Karşı tarafta köprünün tadilatı var. Yol bu tarafa geliyor. Burayı tek şeride düşürüyorlar. Birazdan açılacak. Bolu Dağı'nı çıktıktan sonra aşırı bir trafik oluyor. Yine bunu da biliyorsunuz. Orada bir trafik çalışması olacak. Ve meşhur İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma arkadaşlar. Bir önceki gittiğimizde Peugeot 301 ile yaklaşık 7 saatte gitmiştik bu yolu. Şimdi bu trafik ne kadar sürecek, bizi ne kadar etkileyecek, bunu göreceğiz. Ben yola çıkalı aşağı yukarı şu an saat 19.41. 40 dakika falan oldu aşağı yukarı arkadaşlar. 40 dakikadır yoldayım. İleride tekrardan anlık tüketimle, yakıt tüketimiyle ilgili bilgiler vereceğim size. Şimdi kadranda arkadaşlar, bakın şöyle bir kadranımız var. Buradan ayarlarını yapıyoruz. Tema özelliğimiz var. Temadan burada bakın. Elegans'ı seçtiğimiz zaman kadran böyle oluyor. Alt taraf görüyorsunuz. 6 litre şu an ortalama. Buraya tekrar tıklayıp temalara girdiğimizde, az önce Eco'daydı. Eco modu şöyle oluyor arkadaşlar kadran. Bir de bunun Sport'ta herhalde o var. Pardon, performans var arkadaşlar. Performans aldığımızda da kadran bu şekilde oluyor. Sol tarafta hızı gösteriyor size, bakın. Ortada dijitalde de hız, sol taraftaki de hız.
En sol taraftaki yakıt göstergemiz. Hız göstergesinin sağında bakın power var ve bir çizgi var yukarı çıkan. Bakın şimdi ben gaza yüklendim. Araba şu an maksimum aşağı yukarı beygirin hepsini kullanıyor. Şu diğer çizgide tork çizgisi arkadaşlar. Şu an az kullandığım için, yavaş bastığım için böyle gidiyor. Şurayı yakından göstereyim. Radyo sistemimiz, ekranımız burada arkadaşlar. Araçta bu arada park sensörü, geri görüş kamerası gibi özelliklerimiz de mevcut. Kontrol ütenelerimiz burada. Start stopumuz var. Eko tuşu bakın orada yanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ilk defa bir benzinli arabayla uzun yola çıkıyorum şu an. Daha önceki gidişlerimin tamamı dizel arabaydı. Ama ilk defa benzinli ve otomatik Volvo S60'la bu yolu deneyeceğiz. İnşallah dediğim gibi ekonomik bir yakıt tüketimi olur. Ekonomik olur. Verileri yakalayabiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, kanalın izlenmesi gerçekten çok güzel. Beni çok tatmin ediyor izlenmesi. İzlenme rakamları çok güzel. Videolara ilginiz gerçekten güzel. Yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ama arkadaşlar bir şeyi eksik yapıyorsunuz. Onu da tamamlarsanız gerçekten her şey mükemmel olacak. O da arkadaşlar kanalıma lütfen rica ediyorum abone olun. Abone olun ki bunun devamı sürekli gelsin. Bunun devamını hep sizlere ben göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar 244. kilometredeyiz. Şu anda aracımızın ortalaması 5.7 litre. Ortalama hızımız da 81 kilometre. Peugeot 301'deki veriler aşağı yukarı aynı. Sadece Peugeot tam buradayken hatırladığım kadarıyla 4.2 miydi? 4.3 litreydi herhalde ortalaması. Bu şu an 5.7 litre. Şimdi Bolu Dağı'nın çıkışında ileride bir yol çalışması var. Normalde burada hatırlarsanız aracın hızını bir arttırmıştık 130'a kadar. Aşağı kadar aracın kendi kendine salmasını istemiştik ama bu sefer maalesef onu yapamayacağız tahminime göre. Şimdi ben ne olur ne olmaz aracın hızını arttırıyorum biraz, gaza basıyorum. Şu anda 90 kilometre olduk. Zaten burada da yazıyor. 5 kilometre boyunca çift yönlü yol varmış arkadaşlar. Şimdi ben 100 kilometrede ayağımı gazdan çektim. Araba şu an ekonomi modunda giriyor. Gidiyor. Zaten göstergede de E işareti yandı arkadaşlar. Tamamen ekonomik bir şekilde araç seyrine devam ediyor şu an. Çalışma olan bölgeye geldik. Bu arada biz Bolu Dağı'nın çıkışından beri yaklaşık 130 km hızla geliyoruz. Şimdi ileride görüyorsunuz araçlar yavaşlamaya başladı, frenlere basmaya başladılar. Yol tam olarak burada da daralıyor. Biz de yavaşlayalım. İnşallah çok fazla bir trafik yoktur. Şimdi Ankara istikametine geldik arkadaşlar. Bolu Dağı'na tırmanış şeridi, yani iki şerit vermişler oraya. Bize tek şerit vermişler buradan. Tek şeritte gidiyoruz. Gidiş istikameti. Tabi Ankara yönünde çift şerit açmışlar. Çünkü orada tırların hızı bayağı bir yavaşladığı için trafiğin aksamaması için böyle bir uygulama yapmışlar. Şu an biz bayağı bir yavaş gidiyoruz. 35 km hızla gidiyorum şu an. 255 kilometre oldu Ankara'dan yola çıkalı. Şu anda işte nereye? Gebze'ye doğru gidiyoruz. Yani Kocaeli'ye doğru gidiyorum. Şu an aracın ortalaması 5.5 litre arkadaşlar. Ortalama hızım da 81 kilometre. 5.5 litre gayet iyi bir rakam aslında benzinli bir araç için. Buralardayken Peugeot 301 ile 4.1 litre yakıt tüketimi yapmıştım hatırlıyorum. Veyahut da 4.2 litreydi. Bu araç şu an 5.5 litre. Yani emin olun elimden geldiğince ekonomik sürüş yapmaya özen gösteriyorum. Bazen Elif kızım arkadan diyor baba çok mu yavaş gidiyoruz diyor ama aslında hızlı gidiyoruz. Aracın camının hız yansıtma özelliği de gayet güzel arkadaşlar. Çok fazla hızını hissettirmiyor.
Volvo'nun sürüş, yani şu anki şuraya kadarki sürüş deneyimimi anlatırsam, arkadaşlar Volvo çok stabil bir araba. Yani kesinlikle şeritten sapma yapmıyor. İçerisi inanılmaz sessiz. Yani biz hatta daha önceki araçları şöyle bir konuştuk eşimle. Sürekli bağırarak konuşuyormuşuz, yani onu anladık. Şimdi emin olun kısık sesle konuşuyoruz. Araç aşırı sessiz, yani şu an siz bile sesi alabiliyorsunuz. Herhangi bir ses yok içeride. Sadece ufak bir klima çalışıyor. Yani araç çok güzel. Bu arada bunun farlarından bahsetmek isterim. Farlar arkadaşlar direksiyona göre sağa sola dönebiliyor araç giderken. Yolu viraj aydınlatması da var ekstradan. Başka sizlere ne söyleyebilirim? Müzik sistemini denedik. Müzik sistemi de gayet başarılı. İçinin malzemesi şuralar yumuşak malzeme arkadaşlar. Aşağı kadar. Şurada kol dayamamız var. Kol dayamanın içinde de USB ve AUX girişleri var. Bu arada biz telefonumuzu Bluetooth'ta da bağladık arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. USB de taktık. Müziklerimizi rahatça dinleyebiliyoruz. Yani dediğim gibi 500. kilometrede muhtemelen tekrar bir bilgi vermek için kamerayı açacağız. Şu an 260. kilometrede, son kez söylüyorum. Ortalamamız 5.5 litre arkadaşlar. Yani ekonomik kullandığımız için çok fazla yüzmeyecek biz herhalde. Ben ilk başta acaba dedim, dizel arabayla gidip geldiğimizde en son kimle 345 liralık bir mazot almıştım hatırladığım kadarıyla. Yani bunda ne kadar benzin alacağız? Tabii en son göstereceğim bunları. En son bakacağız ne kadar aldığımızı, ama çok fazla uçurum olmayacak arada. 7'de Ankara'dan yola çıkmıştım. Şu an saat 1. Köprüyü yeni geçeceğim. Normalde evden çıkıp buraya gelmem aşağı yukarı 4 saat sürüyordu. Hadi en baba 4,5 saat sürüyordu. Sonra o kadar çok trafik çalışması, yol çalışması vardı ki arkadaşlar, gerçekten yani bunu aldım artık, yani bittim. Saat 1, kaç saat olmuş olur, 6 saatte buraya geldim. Yani en aşağı 1,5 saat gecikmem var, rotarım var. Sadece bir tane mola verdim. Bu da bir 15 dakika sürdü. Şimdi 480 kilometre olmuş yola çıkalı. 480 kilometrenin ortalaması 5.4 litre. Ortalama hız da 76 kilometre. Ortalama hızın düşük olmasının sebebi, şimdi şu Boğaz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelene kadar emin olun yarım saattir dur kalk yapıyoruz. Yani gece 1 olmasına rağmen bu İstanbul uyumuyor. Trafiğin dibine vuruyorlar maşallah. Evet, geldik. Yolculuğumuz yaklaşık olarak, hemen söylüyorum, saat 3.32 arkadaşlar. Yani biz 7'de yola çıktık. 8.5 saatte geldik. Her zaman 6.5-7 saatte geldiğimiz yol bu sefer 8.5 saat sürdü. Tabii bunda en büyük etken Bolu'da çok takıldık. Düzce'de çok takıldık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçerken çok takıldık. Maalesef bunlar zamanımızı olumsuz etkiledi. Şimdi şu an 692 kilometre oldu. Ankara'dan yola çıkalı. 692 kilometrenin ortalaması 5.4 litre. Yani giderken de ekonomik gitmeye özen göstereceğim. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Şimdi Ankara'ya dönüş yoluna başladık. Şu an saat 8.30. İnşallah dün akşamki gibi olmaz. Yani dün akşam 8.5 saat gerçekten çok zorlandım. Hayatımın en uzun Tekirdağ yolculuğu oldu. Daha önceden hiç bu kadar uzun olmamıştı. Tabii bunda en büyük etken 3 noktada trafik çalışması vardı. Aşırı trafik vardı yani. Çok yoğundu. Gerçekten size hani bir bölümünü gösterdim ben. Ama emin olun yani hele özellikle o Gebze çıkışında yani
şey düzce çıkışında en aşağı 45 dakika bekledik ya, böyle anlamsızca bekledik yani. Neyse yani önemli olan sağ salim gelmekti. Sağ salim geldik çok şükür. 5.4 litreydi. Şimdi 5.5 litreye çıktık çünkü biraz şehir içinde gezmek zorunda kaldım. Yani bir yerlere gitmek zorunda kaldım gece geldiğimde. Birkaç ihtiyaç vardı onları almak için. Şu an 5.5 litre. Ortalama hızım 78 kilometre. Bakalım Volvo S60 gidene kadar bize ne vaat edecek, ne yapacak? Bunların hepsini göreceğiz. Aracımızın teknik özellikleriyle ilgili ufak bir bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar aracımız Volvo S60 T3 modeli. Aracımız 1.5 turbo dizel motor, 152 beygir. 152 beygirin tamamını 5000 devir dakikada bize teslim ediyor. Aracımızda 250 Nm tork var. Bu tork değerine de 1700 ila 4000 devir dakika arasında ulaşabiliyoruz. Araç 6 ileri otomatik vitesli arkadaşlar. Vites geçişleri çok rahat. Herhangi bir tekleme yapmıyor. Geçişlerde herhangi bir problem yok. Aracımızın fabrika verilerine göre 100 kilometrede 5.8 litre yakacağı söylenmiş fabrika verisinde. Tabi bunu kullanıma göre kişiden kişiye değişir bu. Aracımız arkadaşlar 100 kilometre saatte hıza 8.6 saniyede ulaşıyormuş. Bunun da bilgisini, testini yapacağım. Bunu da göstereceğim sizlere. Bu arada yani araç fabrika verisinde 5.8 yaktığı için ben şöyle diyorum. Şu an araç 5.5 yakıyor. Volvo beni bulsun. Kesinlikle Volvo beni bulsun yani. Markanın ekonomi yüzü olabilirim. Ekonomik sürüş yüzü olabilirim. Veyahut da başka araçlarını da bu şekilde ekonomik kullanarak gerçek tüketim değerleri, gerçek yol koşullarında ne kadar yakacağını onlara gösterebilirim. Yani şimdi gönül ister tabii hızlı gitmek. Yani hız şöyle. Şimdi burası otoban. 120 kilometre hız sınırı var burada. 132 kilometreye kadar çıkabilirim. Ama şu an ben 102 ile gidiyorum. Yani ekonomi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yolu 600 liralık 700 liralık benzinle gitmek var. 400-450 liralık benzinle gitmek var. Yani durumumuz aşırı iyi değil ki hoyratça gaza basalım. Elimizden geldiğince böyle ekonomik sürüş yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi benzinli arabada arkadaşlar şöyle bir şey var. Dizel araçlarda mesela 5.5 litre yaktığım oldu benim burada. Ama 5.5 litre ortalamayı tutturmak için 150-160 kilometre hızla gittim geldim. Yani hız ne kadar artarsa orada 5.5 litre yakıyordu dizelde. Ama şimdi yani ortalama hızımı söyleyeyim size. 79 kilometre ortalama hızım, 5.5 litre ortalaması. Bu demek oluyor ki yani ben 80-90-100 yani yokuş yukarı çıkarken mesela aracı çok fazla bunaltmıyorum. 80'e kadar düşmesine müsaade ediyorum. Yokuş aşağı inerken de araca bırakıyorum her şeyi arkadaşlar. Şimdi eko tuşuna bastığımız zaman şu an bakarsanız bakın şu an gaza bastım. Devir saatine bakın. Şu an 2000 devire yakın ama gazdan ayağımı çektiğim zaman bakın 1000 devirin altına düşüyor. Bunu eko düğmesine bastığım zaman yapıyor. Eko düğmesine basmazsam bunu yapmıyor arkadaşlar. Yelken modu diyorlar buna. Yelken modunu alıyor aracı. Ha sonuçta yol bilgisayarına baktığımız zaman mesela şu an araç yine boşa aldı kendini. Ama yol bilgisayarında 1 litre 0.9 litre gibi bir yakıt görünüyor. Yaktığı görünüyor. Mesela şu an 1.3 litre yakıyordu az önce. Ama araba bu sefer
kendi hızlanıyor. Hızını kaybetmiyor. Eko düğmesini kapattığım zaman vites kendini boşa almıyor. Tamamen benim mantığımla gazdan ayağımı çekiyorum. O zaman sıfır yakıyor. Yani ortalama şey anlık tüketim sıfır görünüyor. Eko düğmesinde bakın mesela şu an gösteriyorum. Şu an yine devir saatine bakın. Devir saati düştü. Ama anlık tüketime bakın sol taraftaki 1.4 litre, 1.3 litre. Şu an gaz verdim. Ama eko düğmesini kapattım şu an. Eko düğmesini kapattım. Şimdi gazı bıraktım. Bakın. 0 litre görüyorsunuz. Şu an eko düğmesine basacağım bu şekildeyken. Hemen 1.1 litreye çıkıyor. Aracın kılavuzunda şöyle bir ibare vardı. Panelde bulunan Eco Plus düğmesine basın. Vitesi D konumuna getirin. Ekonominin keyfini bakın diye. Dediği gibi yaptım. Yani 5.5 litre düşmüyor. Aslında biraz düşse çok iyi olacak. Yani 5 litreye falan inse gerçekten çok başarılı bir sürüş olmuş olacak benim için. Bakalım arkadaşlar, artık her şeyin hayırlısı. Bu arada 850. kilometredeyiz. 850 kilometrenin ortalaması 5.5. Evet, 1010. kilometredeyim şu anda. Yola çıktım çıkalı. İstanbul'da Allah'a şükür çok oyalanmadım. Biraz trafik vardı. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika sürdü o trafikten çıkmam. Yani korktuğum kadar olmadı. Şimdi önümde tek engel Bolu Dağı'nı çıkarken ki yol çalışması var. Orada da çok fazla trafik olacağını düşünmüyorum gündüz vakti. Yine de belli olmaz tabii. Şu an akıcı bir trafik var. İnsanlar gidiyor ama tabii Bolu'da ne olacak onu bilmiyorum. Bu arada 1000. kilometrede aracın yol bilgisayar verisine baktığımız zaman ortalamamızın hala 5.5 litre olduğunu görüyorum. Ortalama hızım da 77 kilometre saat. İşin doğrusunu söylemem gerekirse bu benzinli araç işi bana pek uygun değil arkadaşlar. Ben onu anladım. Yani dizelde gerçekten rahat gidiyormuşuz biz. Dizelde daha kolay ekonomi yapabiliyormuşum. Onu anladım. Yine de fabrika verisi 5.8 olan aracı 5.5'te kullanmak da başarılıdır bence. Yani sürekli böyle gidiyorum işte. 100 km saat hızla gidiyorum. Sağ şeritten gidiyorum. İşte bir ümidim var. Bu Bolu Dağı'na indikten sonra Ankara'ya kadar bayağı bir yokuş aşağı ineceğiz. O yokuş aşağılarda biraz hızını ayarlarsam aracın stabil bir şekilde gitmeye çalışırsam 5.3 litreyi yakalayabileceğiz gibi geliyor. İnşallah dediğim gibi olur. Yani 5.3 litre de fena bir rakam değil ama benim hesapladığımdan biraz fazla oluyor yakıt. Burada kaza olmuş. Onu da görmüş olduk bu arada. Allah yardımcılar olsun. İşte bir yanda asfalttan bitince araç o asfaltı kazıdıkları makine iz yaparak kazıyor ya, böyle bir çizgi şeklinde. O da maalesef sağa sola arabayı çok çektiriyor. Bir de aracın yolun kotu düştüğü için araç biraz sapıtıyor. Yani dikkatli olmakta fayda var. Akıncı gişelere doğru gidiyorum, az kaldı. Aracı eko modunda kullanıyorum. Yelken pozisyonunda kendi aşağı doğru akıyor. Yaklaşık bir 7-8 kilometre oldu. Hala gaza basmadım. Hızım en fazla 105'e çıktı. Daha sonradan 90'a düştü. Şu an 96 gibi gidiyorum.
Burada asfalt çok bozuk. O biraz hızı kesiyor. Bu yokuşun başlangıcında asfaltı yenilemişler. Orada araç gayet güzel kayıyordu. Yani akıp gidiyordu aşağı doğru. Yine yani ekonomik araç kullanacağız diye hızımızı çok fazla yükseltmediğimiz için ve en önemlisi arkadaşlar cebimi düşündüğüm için çok fazla surat yapamadım araçla maalesef. Yani yasal sınırlara bile ulaşamadım, o derece söyleyeyim size. Şimdi Akıncı gişeye geldim. Yalnız gişenin çıkışında polisler olduğu için kamerayı elimde tuttuğum için sıkıntı olacağından çekmeyeceğim. Sadece size şunu söyleyeceğim. Aracın ortalama kilometresi 5.4 litreye düştü. Ortalama hızım da 79 kilometre. Yani 5.4 ama şimdi şehir içine gireceğim. Bu 5.4 pek kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Muhtemelen 5.5 ile bitiririz. Şu gişeden çıkalım arkadaşlar. Hatta eğer imkan olursa şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İstanbul'dan girdim gişelere. Şimdi Ankara'daki gişeden çıkana kadar şu ekrandan size yol masrafı ne kadar onu bir göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da hemen kapatacağım. 25 TL arkadaşlar. Şimdi 25 lira arkadaşlar. Bakın dün 25 lira gittim, 25 lira da geldim, 50 lira. Köprü ücreti 10 lira etti mi size 60 lira. 10 lirada İstanbul'dan Kınalı'ya, Tekirdağ'a gitmek 70. 10 lirada Kınalı'dan İstanbul'a gelmek 80 lira. Yani şu an ben 80 lira otoyol parası ödedim. Evet arkadaşlar, Allah'a bin şükür Ankara'ya geldim. Esenboğa Havalimanı'nın son düzlüğündeyim şu an. Buraya kadar bekledim. Güncel kilometremiz 1381 kilometre arkadaşlar. Aşağı yukarı 2-3 kilometrelik yolumuz var. 1185 kilometre diyelim. Yani 1400 kilometreyi yaptık. Şu anda aracımızın yol bilgisayarında ortalamamızın 5.4 litre olduğunu görüyorum. Ortalama hızımızın da 79 kilometre saat olduğunu görüyorum. Toplam yakıt 530 liralık yakıt aldım arkadaşlar. 530 liralık benzin aldım. Yani maalesef araba çok iyiydi ama benzin beni mahvetti. Yani böyle hesaplamamıştım. Yapmam gereken çoğu şeyi yapmadım. Arkadaşlar işte görüyorsunuz, yani bir ton zorlukla sizler için video çekmeye çalışıyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Videolarımı beğenin, videolarıma yorum yapın. Siz beni cesaretlendirin. İnşallah her şey daha da başarılı bir şekilde devam edecek. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.